Ya orada olay zaten Rusya'yı yalnız bırakmaktı. Onu da yaptılar yani. Rusya bilmeden bu tuzağa düştü. Yani bir tuzak hazırladılar, o tuzağın içine düştü. Ya kendi eline tuzağı geliştiriyor. Mesela ekonomik yaptırımlar yapıyor falan. Zaten Türkiye'de istenen bu bağın kopması, onu da yıldırım hızıyla yapıyor. Halbuki tam aksine oyuna gelmemesi lazım. Tam aksine yapması lazım, daha bağları güçlendirmesi lazım. Çünkü Türkiye Rusya'nın yalnız kalmasını istemedi. Delikanlılık yaptı yani. İstese Avrupa ile birlikte tecrit edebilirdi. Ama etmedi. Putin uyanık bir delikanlı. Bu oyuna gelmesin. Şimdi dediğiniz gibi de Avrupa Türkiye'ye yaklaşma hamlesi yaptı hocam. Ya tabii Avrupa şimdi elinize sağlık. İyi yaptınız. Evet. Helal olsun size. Şimdi sizi daha iyi yakınımıza alma hissine kavuştuk. Kalbimizde size bir muhabbet oluştu falan gibi bir haldeler. Halbuki Ruslar çok güzel insanlar. Mütevazi insanlar, sevgi dolu insanlar. Putin delikanlılığının, kabadayılığının gereği olarak böyle yapıyor ama oyunun derinliklerine doğru daha da hızlı ilerlemeye başladı. Tuzağa düşmemesi lazım. Tuzaktan sıçrayıp çıksın. İnşallah. Tuzağın içine kendi eliyle düşüyor. Yani bu tamam Türkiye zarar verir ama Rusya'ya vereceği zarar yani 100 misli. Evet. Yani tamamen izole olmuş bir Rusya kalacak geriye. Yani Rus halkında bu psikolojik müthiş travma yapar bu. Hiçbir ülkeye gidemiyorlar. Ve yalnızlaşmış bir ülke. Yani hiç kimsenin konuşmak istemediği, bağlantı kurmak istemediği bir ülke haline geliyor. Putin'in de tabii kendince iyi niyetli, samimi bakış açıları var. Mesela Türkiye'nin bölünmesi sürecini başlattıklarına inanıyor. Bu doğru. Yani bu teşhisi tam. Çünkü Büyük Ortadoğu projesi, Türkiye'nin paramparça edilmesi projesi. Evet.